Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf 1. dönem 2. yazılı sorular ile karşınızdayız. A bölümü. Aşağıdaki cümlelerin doğru ya da yanlış olduğunu bulunuz. Soluk alırken kaburga kasları gevşer demiş. Tam tersi arkadaşlar. Kasılır olacak. O yüzden yanlış diyoruz. Aynı doğrultulu kuvvetlerin bileşkesi daima kuvvetlerin toplamıyla bulunur demiş. Yine yanlış arkadaşlar. Aynı doğrultular şu şekilde bakın göstereyim. Eğer bu şekilde zıt yönlüyse çıkarırız arkadaşlar, toplamayız. O yüzden bu da yanlış. Midede hem kimyasal hem de fiziksel sindirim olur. Doğru. Kimyasal sindirimi mide öz suyu ve içerisinde bulunan asitlerle yapar. Fiziksel sindirimi ise çalkalama hareketleriyle yapar arkadaşlar. O yüzden doğru dedik. Bir araba yarışında bitirme süresi fazla olan daha süratlidir demiş. Yanlış arkadaşlar. Aynı yolu daha kısa sürede alan daha hızlıdır. Buraya yanlış diyoruz. Gaz gezegenlerin en büyüğü Jüpiter'dir. Evet, Jüpiter Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Doğru. Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindeki cisimler duruyordur demiş. Yanlış arkadaşlar. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimler olduğu yerde durur ya da sabit süratle hareket eder. O yüzden yanlış diyoruz. Akciğerde gaz değişiminin yapıldığı yer villuslardır demiş. Yanlış arkadaşlar. Alveoller olacak. O yüzden buraya yanlış diyoruz. Kuvvet cisimlerin yerini değiştirebilir. Evet, hareket ettirebilir, yerini değiştirebilir. Bu yüzden doğru. Karaciğer hem sindirime hem de boşaltıma yardım eder. Evet, bu da doğru arkadaşlar. Sindirime safrayla yardım eder. Boşaltıma da arkadaşlar üreye çevirerek proteinleri sonucu arkadaşlar bir zehirli madde çıkıyor. Bunu üreye çeviriyor. Bu şekilde yardım ediyor. Göğüs kemiği uzun kemiklere örnektir. Hayır arkadaşlar. Göğüs kemiğimiz yassı kemiklere örnektir. Bu yüzden yanlış. B bölümü. Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle doldurunuz. Kuvvet denilen araç ile ölçülür demiş. Kuvveti ölçtüğümüz arkadaşlar dinamo, metre dediğimiz araçlardır. 2. Kuvvetin özelliklerinden birisi ne olabilir? Yönü vardır. Büyüklüğü de yazabilirsiniz. Aynı şekilde doğrultusu da var diyebilirsiniz. Ben kısaca yönü yazdım arkadaşlar. 3. Güneş etrafında yan yatmış varil gibi dolanan gezegen Uranüs arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. 4. Dengeleyici kuvvet bileşke ile aynı büyüklükte ve zıt yönde olur arkadaşlar. 5. Ay tutulması ay dolunay evresindeyken gerçekleşir arkadaşlar. 6. Ses telleri tabii ki gırtlakta bulunur. Hatta bazı güzel şarkı söyleyen sanatçılara çok güzel gırtlağı vardır da denilmektedir arkadaşlar. 7. Diyafram kasığı çizgili bir kastır arkadaşlar. İsteğimizle kontrol edebiliriz. Süratin birimi tabii ki metre bölü saniye ya da kilometre bölü saat yazabilirsiniz arkadaşlar. İkisi de doğru olur. 9. Burundaki kılcal damarlar havayı ısıtır arkadaşlar. 10. Kimyasal sindirim tabii ki ince bağırsak dediğimiz organımızda tamamlanır arkadaşlar. C bölümü çoktan seçmeli soruların doğru şıklarını işaretleyin. 1. Sağlıklı bir insanın idrarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Üre zaten attığımız, idrarla attığımız bir madde. Su yine aynı şekilde idrarla atıyoruz. Arkadaşlar sağlıklı bir insanın idrarında glikoz ve protein olmaz. O yüzden cevabımız C. 2. Güneş ve ay tutulmaları olaylarında pek çok durum gözlenir. Buna göre yıldız ile belirtilen durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yıldız ikisi için ortak olan bir özellik olması gerekiyor. A. Dünya üzerinde dar bir alanda gözlenir. Bu güneş tutulması için doğrudur. Ancak ay tutulması arkadaşlar geniş bir alanda görülür. B. Dünya, güneş ve ay aynı doğrultuya geldiklerinde gerçekleşir. Evet bu doğru işte. Çünkü hem güneş tutulması hem ay tutulması güneş, dünya ve ayın aynı doğrultuda olduğu zamanlarda gerçekleşir arkadaşlar. O yüzden bu doğru. B şıkkı. 3. Vücudumuzda oluşan ve uzaklaştırılması gereken atık maddelerin bazıları şunlardır. Bu maddelerin hangi organlar tarafından vücuttan atıldığını gösteren aşağıdaki tablonun hangi satırında hata yapılmıştır? Böbrek, üre, su, sindirim atıkları demiş. Akciğer, karbondioksit, su buharı doğru söylemiş.
Deri, tuz ve su doğru söylemiş. Kalın bağırsak, sindirim atıkları ve su demiş doğru. Arkadaşlar böbreğimiz sindirim atıklarını atmıyor. Cevabımız A şıkkı. 4. Aşağıda verilen yapı ve organların hangisinde kimyasal sindirim gerçekleşmez? Arkadaşlar mide, ağız, ince bağırsak bu üçünde kimyasal sindirim olur. Ancak yutakta hem fiziksel hem de kimyasal hiçbir sindirim gerçekleşmez. Cevabımız D. 5. Kanımızın yapısında kan pulcukları olmasaydı vücudumuzda neler gerçekleşirdi? Kan pulcukları arkadaşlar pıhtılaşmayı sağlıyor. O yüzden kanımız durmazdı ve kan kaybından ölebilirdik. A. Kanımızdaki oksijen miktarı azalırdı. Hayır. Yaralanmalarda kanamamız durmazdı. Doğru söylemiş. Cevabımız B. 6. Şekilde yol zaman grafiği verilen KLM araçlarının süratleri arasındaki ilişki nasıldır? Arkadaşlar bu tür yol zaman grafiği verildiği zaman dikkat etmeniz gereken nokta şu. En dik olan bu şekilde en dik gösterilen en hızlıdır. O yüzden K'nın hızı L'den büyüktür. L'nin hızı da M'den büyüktür. K, L, M şeklinde olacak. Cevabımız B şıkkı. 7. Emir okulu ile evi arasındaki 600 metrelik yolun her 30 metrelik kısmını 1 dakikada alarak tamamlıyor. Buna göre Emir okuldan 13'te çıkarsa saat kaçta evinde olur? Öncelikle 600 metrede kaç tane 30 metre var onu bulalım. 600 bölü 30 diyoruz. Buradan arkadaşlar 60'da 30, 2 kere 2 kere 30, 60 dedik. 0, 0, bakın burada kaldı bir 0 daha. 20, yani 20 tane 30 metre var arkadaşlar. Her 30 metreyi 1 dakikada aldığına göre arkadaşlar demek ki 20, bakın 20 tane 30, her biri birden arkadaşlar ne olacak? 20 dakikada gidecek. 13'e 20 eklersem 13, 20 olur. Cevabımız B şıkkı. 8. Verilen kuvvetlerden hangilerinin hem doğrultuları hem de yönleri iki kuvvet için aynıdır? Bakıyor şimdi arkadaşlar. Hem yönleri hem doğrultuları. K ve L kuvvetlerine bakıyoruz. İkisi de doğuyu gösteriyor. İkisinin de doğrultusu doğu batı. Bu doğru arkadaşlar. Hem yönleri bakın aynı hem de doğrultuları. Bu ikisinin yönleri zıt. Bakın bu doğuya, bu batıya, o yüzden olmaz. Bu güneyi göstermiş, bu doğuyu göstermiş. Bakın hem yönleri hem doğrultuları farklı. F ve T kuvvetlerine bakıyoruz burada. Bunun yönü batı, bununki güney. Yine hem yönleri hem de doğrultuları farklı. Her ikisi için aynı olan yön ve doğrultusu burada bir numaralı kuvvet A şıkkı. 9. Büyük kan dolaşımı hangi damarla başlar, hangi damarla biter sorusuna cevap veren Alpergin verdiği doğru cevap hangisidir? Öncelikle aort atar damarıyla başlayacak arkadaşlar. Ve bakın burada akciğer toplar damarı demiş. Bu akciğerimizdeki küçük kan dolaşımıyla temizlenen kanı kalbe getiren damardır. O yüzden yanlış. Alt ve üst ana toplar damar. Evet, bu vücudumuzdaki kirli kanı topluyor ve kalbe getiriyor. Bu da büyük kan dolaşımının parçasıdır. Cevabımız C şıkkı. 10. Tükürük ve pankreas öz suyunun ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar tükürük karbonhidratların kimyasal sindirimini yapar. Başlatır ağızda, öyle diyelim. Pankreasta karbonhidrat, protein ve yağların kimyasal sindirimini yapar. Burada ortak özellik nedir? Karbonhidratların kimyasal sindirimi. A. Ağızda salgılanmalar. Hayır. Tükürük ağızdadır. Pankreas, pankreastan salgılanır. Yani pankreas öz suyumuz. O yüzden yanlış. B. Karbonhidratları sindirebilmeleri. Evet. Az önce anlattım. Cevabımız B. Fiziksel sindirim yapmaları. Hayır. Bunlar kimyasal sindirim yapar. Enzimlerinin midede çalışması. Arkadaşlar tükürük ağzımızda çalışır. Pankreas öz suyu da ince bağırsakta çalışır. O yüzden yanlış. Cevabımız B. 11. Yukarıda birer özelliği verilen ve semboller ile ifade edilen gezegenlerin isimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Güneş sisteminin en küçük gezegeni tabii ki Merkür. Güneşe en uzak gezegen, buna da Neptün diyoruz. Halkası en belirgin olan gezegen tabii ki Satürn'dür arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi. Ters üçgenimiz Merkür, sonra dairemiz Neptün,
En son da karemiz Satürn demiş. Doğru cevabımız A. 12. Yukarıda verilenlerden hangileri dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir? Arkadaşlar dengelenmiş olması için ya bir yerde duruyor olması gerekiyor ya da hızının sabit olması gerekiyor. Masa üzerinde duran kitap. Bakın burada söyledim. Doğru. Dengelenmiş kuvvet. Duvarda asılı duran kitap yine duruyor. Dengelenmiş kuvvet. Zıt yönde eşit büyüklükteki iki kuvvetle itilen bir kutu. Bakın zıt yönde eşit büyüklükte iki kuvvetle bir itiliyorsa arkadaşlar yine bakın eşit olduğu için dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olur. Cevabımız D. 13. Yukarıda boşaltım sisteminin elemanları numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre modelde 1 ve 2 numara ile gösterilen yapıların ikisinin de isimleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 1 numaralı yapı arkadaşlar tabii ki üreter. 2 numaralı ise mesane ya da diğer adıyla idrar kesesidir arkadaşlar. Şimdi bakalım 1 üreter, 2 idrar kesesi. Bakın A şıkkında var. Cevabımız A. 14. Şekildeki cisme iki kuvvet etki etmektedir. Buna göre bu kuvvetlerle birlikte aşağıdaki kuvvetlerden hangisi uygulanırsa cisme uygulanan bileşke kuvvetin büyüklüğü 18 Newton olur. Bunların yönü aynı olduğu için doğuya doğru ikisini de topluyoruz. Bakın 6 Newton, 4 Newton. 6 artı 4 eşittir 10 Newton. Bize 18 Newton olmasını istiyorsa ne yapacağız? Doğuya doğru 8 Newton ekleyeceğiz arkadaşlar. Seçeneklere bakalım. Doğuya doğru 4 demiş olmaz. Batıya doğru 2 demiş olmaz. Burada yine batıya doğru 4 demiş olmaz. Bakın burada D şıkkında doğuya doğru 8 Newton cevabımız D. 15. Soluk verme sırasında yukarıdaki verilenlerden hangileri gerçekleşir? Arkadaşlar soluk verirken dediğine göre göğüs kafesi genişler demiş. Tam tersi soluk verirken göğüs kafesimiz daralır. O yüzden biri eledik. Bakın biri elediğimiz için A gitti, B gitti, D de gitti. Geriye kaldı 2 ve 3. Bakalım 2 ve 3'e. Diyafram kası kubbeleşir. Evet, soluk verirken bu şekilde kubbeleşir ve buradaki ciğerlerimiz arkadaşlar ileri doğru iterek havanın boşalmasını sağlar. Doğru. Akciğerlerin hacmi küçülür. Evet, soluk verdiğimiz için içindeki hava boşalıyor. Böylece küçülüyor. Balonun sönmesi gibi düşünebilirsiniz. Bu da doğru. Cevabımız 2 ve 3. C şıkkı. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.